İki tane Süper Lig'de olması gereken ve Süper Lig'de yıllarca oynamış takımın aslında PTT 1. Lig'inde karşılaşması bugün futbol olarak, heyecan olarak, buradaki coşku olarak neler yansıttığını görebiliyoruz. İki takımın da Süper Lig'de inşallah karşılaşacağı önümüzdeki sezonlar olacaktır. Bu çok önemli çünkü Samsunspor'da, Bursaspor'da Türk futbolunun en önemli kulüplerinden tarihiyle ve de tüm bu yapılanmalarıyla inşallah Süper Lig'de de karşılaşırız. Şunu belirtmek isterim ki tabii ki devre arasını aslında sezon başı yaşayan, sezon başı gibi yaşayan bir Bursaspor'duk. Hem kadro değişimi anlamında, hem yeni transferlerimiz anlamında, hem de bu yapılanma, kadro yapılanması anlamında önemli günler yaşadık. Bu süreçte şehrin önde gelenlerinden çok büyük destekler gördük. Belediye başkanımız manevi olarak hep yanımızdaydı. Tabii geçmiş yönetimle göreve başladık. İstifa söz konusu oldu. Tabii onlara da teşekkür ediyoruz. Birçok aslında kriz dönemi yaşadık son 1-2 haftada, kamp döneminde de. Bu süreci de sağlıklı geçirdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü iki maçta 4 puan kazanmak, Altınordu maçını kazanıp, Samsunspor gibi hiç sahada hiç mağlubiyet olmamış bir takımdan ilk yarı dengeleyemediğimiz bir oyunla ikinci yarı oyunu dengelerken geçiş oyununa dönen, açıkçası bizim hem takım disiplini hem oyun disiplini adına bazı anlarda yaşamadığımız önceki maçlarda o geçiş pozisyonlarını da verdik Samspor'a, ama bir puanla buradan ayrılmak açıkçası moral anlamında bizim için iyi. Çünkü şampiyonluğu oynayan bir Samsunspor, iyi kadroya sahip bir Samsunspor, Süper Lig oyuncularının olduğu bir kere forvet hattının, Tomane'nin, Yasin'in, Fofana'nın tüm özelliklerini biliyoruz. İnanılmaz etkili bir hücum ve bu ligin en etkili hücum oyuncularına sahip bir takımından bahsediyoruz ve birçok pozisyonda verdik. Birçok pozisyona da girdik. Zevkli bir maç oldu diyebilirim. Ama en önemli şey, söylediğim önemli, bu takımların Süper Lig'de olması lazım. Hepinize teşekkür ederim.